Kanalı takip edenler biliyorlar ki önceki videolarda hep metaversün devasa bir fırsat olduğundan, geleceğin zenginlerini yaratacağından ama fiyatların çok tehlikeli olduğundan, çok şiştiğinden bahsediyordum. O zamanlar tamamen verilere göre konuşuyorum. İnsanlar açgözlüydü. Şu an nasıl korku indeksinde korku dip seviyede ya. O zaman da piyasada açgözlülük vardı. Decentraland'e, buradan Sandbox'a buradan girdiler. Ben bu piyasa değerleri yüksek dememe rağmen çünkü tekrar ediyorum insanlar aç gözlüydü. Ben videoda bunları söylediğimde tüm gaming metaverse projelerinin toplam piyasa değeri 30 milyar dolardan fazlaydı. Şimdi 10 milyarın biraz üzerinde sektör piyasa değerinin 3'te 2'sini kaybetmiş. Birkaç aydır biz onları sessiz sessiz takip eden, fırsatları kollayan aslanlar gibi biz de çalıların arasından coinleri takip ediyorduk. Ve işte bence şimdi atlayıp ısırma vakti geldi. Videoya geçmeden önce direkt söylüyorum, eğer yatırım tavsiyesi almak için geldiyseniz muhtemelen yanlış yerdesiniz. Eğer daha iyi bir yatırımcı olmak ve böylelikle daha fazla kazanmak için geldiyseniz hoş geldiniz. Yorumlardaki fake hesaplar hiçbir şekilde benim değil. Hiçbir şekilde sosyal medyadan size ulaşmam. Gerçek sosyal medya hesaplarım aşağıda. Videoya geçmeden önce beğeni bırakanlara bu sefer şans şibası. Evet şibayla ilgili yakında video çekeceğim. O zaman gelin piyasalara grafiklere, projelere bakalım. En iyi Metaverse coinleri nelermiş ve videonun sonunda bazı büyük endişelerim var. Bundan bahsedeceğim. Birinci sırada Decentraland var. Decentraland, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş bir sanal gerçeklik projesidir. Decentraland, ilk Metaverse projelerinden biri ve en oturmuş olanı diyebiliriz. Birçok ismini duymuş olduğunuz büyük şirket buradan arsa kaptı. Siz arsa alabilirsiniz, arsa alıp satabilirsiniz. Arsa alıp üzerinde bir şeyler inşa edebilirsiniz. Karadenizler bunu beğendi. Arkadaşlarınızla bir yerde buluşup om yapabilirsiniz. Bildiğiniz at NFT'si varsa yanlış hatırlamıyorsam ismi Zedran. Buna sahipseniz at yarışlarına katılıp kazanırsanız para kazanabilirsiniz. Hatta bahis oynayabilirsiniz. Decentraland artık elbette gelişime çok açık olsa da daha yeni olsa da diğer projelerin arasında kendini en çok kanıtlamış, en oturmuş proje. Ve şu an içinde bulunduğumuz ayı piyasasının en güzel şeylerinden biri. Normalde bu zaten çok yükselmiş, kendini kanıtlamış belli bir yere gelmiş dediğimiz coinlere bile yatırım yapıp bu sıkıcı bulduğumuz market cap'teki üst sıralardaki coinlere yatırım yapıp yine 4x, 5x, 10x yapabiliriz. Normalde bu zaten çok büyük daha kaç x yapabilecek dediğimiz Decentraland bile sadece eski haline dönse 4x, 5x yapmış oluyor. Çok küçük coinleri bulmama gerek yok. Macera aramama gerek yok. Devasa riskler almama gerek yok. Ayı piyasası bana birinci sıradaki coin'i alıp 4-5x yapma imkanı sunuyor. Tüm piyasa düştü ama Metaverse coinleri yerlerde sürünüyor. Tek kazanma yöntemi de Decentraland'in coin'i olan Mana'yı alıp daha yükseğe satacak birini bulup satıp kar etmek değil. İlginizi çekiyorsa az önce dediğim gibi at NFT'si alıp bu şekilde ata sahip olup atları yarıştırıp arsa alıp satıp bir şeyler inşa edip etkinlikler yapıp oyunlar oynayıp da kazanabilirsiniz. Ama bugün onların detaylarına girmeyeceğim. Bizim işimiz yatırımcılık. Şunu bilin eğer sermayeniz küçükse tam sizlik olmayabilir. Çünkü eğer sermayeniz küçükse sizin gerçekten büyük miktarlarda kazanmanız lazım. Sermayeniz küçükse açık konuşalım risk almanız lazım. 10 bin liranızı 20 bin lira yapmanız sizin hayatınızı değiştirmeyecek. 10 bin liranız 2-3 yıl sonra 30 bin lira olsa ne olur 40 bin lira olsa ne olur. Eğer belli bir miktar biriktirdiğiniz varsa nispeten büyükse risk alamam diyorsanız gece kafamı yastığa koyduğum zaman aklımda düşüncelerle param ne olacak düşüncesiyle uyumayayım diyorsanız alın size ayı piyasasının ayağınıza getirdiği bir coin. Bir de token ekonomisine bakalım. Dünyanın en iyi projesi olabilir, hayatımızı değiştirecek olabilir. Ama açıkçası çoğunuzu biliyorum ki para kazanmak için buradasınız. Teknolojiye katkı sağlamak için değil. Dünyanın en iyi projesi olsun, arzı sınırsızsa, deli gibi arz ediliyorsa, fiyatı düşüyorsa almak istemeyiz. Decentraland'in coin'i mananın gördüğüm kadarıyla belirli bir maksimum arzı yok. Arzı sınırsız. Bazıları var Luna'dan dolayı kaybettiği için diyorlar. Bir daha arzı sınırsız coin'lere girmeyeceğim. Bu yanlış bir düşünce. O tamamen projeyle alakalı. Arzı sınırlı olabilir. Ben size arzı sınırlı olup, arzı çok az olup çöken, yok olan, tarihe karışan onlarca hatta yüzlerce proje gösterebilirim. Mesela Ethereum'un da maksimum arzı sınırsız ama enflasyonu kontrol ediliyor. Decentraland denelinde 222 milyon mana var. Her yıl 10 yıl boyunca 22 milyon mana arz edecekler. Bunu bilmemiz ve şeffaf bir şekilde paylaşmaları gayet güzel. Daha da güzel olan şey ise mana birçok şekilde yakalıyor. Ve böylelikle enflasyonun önüne geçiliyor. Her bir avatar yaratıldığında yani siz gidip avatarı yarattığınız zaman 100 mana yakalıyor. Satılan arsalar, giyilebilirler, diğer ürünler filan her ikinci el satım ücretinin %2.5'u yakalıyor. 333 milyon mana ekip tarafından yakıldı. Dediğim gibi ayı piyasasında kendini kanıtlamış bir coin'in bile 3-4x hatta 5x yapma imkanı var. Risk almaya gerek yok, kumar oynamaya gerek yok, ayı piyasasının güzelliği. Şimdi sırada başka bir oyun kripto parası ve videonun sponsoru olan RPGC Redpet Coin'den bahsetmek istiyorum. Redpet Games Coin, Redpet oyun geliştirme şirketinin coin'i. Redpet Steam, Amazon, Epic Games gibi şirketlerle çalışıyor tüm amatör ve profesyonel e-sporcuların buluştuğu nokta olmayı hedefleyen ekosistemde kazandığınız parada, ticarette besaire bu coin kullanılacak. Token Binance Smart Chain üzerinde olacak ve Binance Lab'de listelenecek ve Pancakes Web'de arz edilecek. Hatta aldığım duyumlara göre RPGC token'ın stake getirileri 30 gün için %5, 60 gün için %11, 90 gün için ise %17 civarında olacakmış. 3 yıl boyunca inşa ettikleri Dustland isimli güzel bir oyunları var. İki beta testi yaptılar ve toplam 70 binden fazla katılımcı oldu. Eğer proje ile ilgili daha fazla şey merak ediyorsanız mutlaka araştırmanızı yapın. Roadmap'e bakın. Neler gelecek? Oldukça sağlam bir ekibi var. Bunların hepsini inceleyin. Ama isterseniz ön satıştayken daha borsalarda listelenmeden nasıl alacağınızı anlatayım. Önce Metamask cüzdanımıza herhangi bir borsadan falan USDT yüklüyoruz. Siteye gelip buy token'a tıklıyoruz. Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Ve ne kadarlık almak istediğimizi yazıyoruz. 30 dolarlık alıyorum. Ve hesabımda. Bu arada Red etkinliğine katılabilir ve RPGC token kazanabilirsiniz. Token aldıktan sonra Telegram'a gelip satın alma işleminin yapıldığı cüzdanınızı bu bota gönderirseniz RPGC token kazanabilirsiniz. RPGC token'ın Telegram kanalını, Twitter hesabını, Dustlight güncellemelerini takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarını da açıklamaya bırakacağım girin, insanlarla konuşun, Dustland'a bakın, Tok'un ekonomisini inceleyin, söylediğim kanallara girin ve topluluğun bir parçası oldun. Kuruculara, ekiptekilere sorular sorun, aklınıza ne varsa giderin. Şimdi geldik sırada Sandbox ve Coin'i Sent. Sandbox hakkında detaylı tanımlama yapmayacağım. Çünkü temel yapı itibariyle Decentraland'a benziyor. Sandbox gayet güzel. Kendi dünyanızı sanal gerçeklik içerisinde yaratabiliyorsunuz. Fakat Decentraland ile Sandbox'ı bir teraziye koysam Decentraland ve Mana biraz daha ağır basabilirdi ama ben aralarında devasa bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu dememin sebebi Decentraland Sandbox'a göre Metaverse alanında daha tecrübeli ve hatta daha Metaverse odaklı. Sandbox mesela ilk başta mobil oyun olarak ortaya çıktı ve sonra blockchain'e entegre oldular. Decentraland en baştan bu şekilde inşa edildi. Ama ne dedim? Devasa farklar olduğunu düşünmüyorum. Sandbox'ın token'ı Sand'in 3 ana kullanımı var. 1. Sand token'ı oyun içi ürünlerde, alışverişlerde falan kullanıyorsunuz. 2. Eğer sent sahibiyseniz oy kullanıp Sandbox'ın geleceğinde karar sahibi olabilirsiniz. 3. Art salmak ve bir şeyler inşa etmek için de kullanıyorsunuz. Aslında bakarsanız oyun coinlerinin, Metaverse kripto paralarının kullanım alanı Market Cap'teki çoğu kripto paradan daha fazla. Mesela Cardano. Cardano üzerinde çalışan çok fazla uygulama falan yok. Cardano kötüdür demiyorum. Sadece şu an istatistiklere göre olanı söylüyorum. Veya herhangi bir başka akıllı kontrat kripto parası. Bu kripto paralarının %90'ın kullanım amacı, sizin kullanım amacınız alıp fiyatı yükseldiği zaman satmak. Ama kriptolarda şöyle bir şey var. Coin'in kendisini oyunda kullanıyoruz. Alışveriş yaparken, arsa alırken, ticaret yaparken, bir şeyler geliştirirken aslında bakarsanız oyun kripto paralarının kullanım alanı Gayet fazla. Eğer kısa vadeli düşünüyorsanız ben 1 doların üstünde almazdım. Ayı piyasası bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Ama uzun vadeli düşünüyorsanız zaten halving var. Büyük bir problem olmadığı sürece boğa sezonunda iyi kazandırır diye düşünüyorum. Elbette riskler var videonun sonunda onlardan bahsedeceğim. Sıradaki coin Illuvium. Illuvium bir role play oyunu. Sen bir karaktersin. Dünyaya açılıyorsun. Illuvium'lar var. Böyle veletleri yakalıyorsun. Evet biraz Pokemon Go'ya benziyor. Heyecanlı yeri aslında bu Illuvium'lar birer NFT ve bunları kazanıp bu NFT'leri kazanıp satıp para kazanabilirsin. Bunları yakaladıkça, karakterin falan güçlendikçe, geliştikçe bir nevi ikinci seviyeye geçiyorsun. Ve daha güçlü ikinci seviye, daha değerli illuvialları yakalamaya başlıyorsun. Oyunun diğer bir tarafı ise yakaladığınız illuvialları birbirleriyle kapıştırabilirsiniz. Kimin illuvialı daha güçlüyse diğerini harcıyor. Ve cidden anlattıkça daha fazla Pokemon Go'ya benzetiyorum. Bu proje Sandbox veya Decentraland değil de daha çok X-Infinity'nin rakibi gibi. Ve grafiklerini, oyunun oynayışını falan görsel şöleni izlediğim zaman diyorum ki eğer bu oyunun getirileri de güzel olursa X-Infinity'yi harcayabilir. Gerçekten biraz iddialı olsun bu oyun X-Infinity'yi öldürecek oyun olabilir. Normalde size altcoin sepetinde veya beğendiğim projesi sağlam coinler arasında play to earn yani oynayarak para kazan coinlerinden bahsetmiyorum. Çünkü çok fazla saçma sapan proje çıkıyor. Ethereum ağı üzerinde bir tane play to earn proje çıkıyor. Sonra diğer ağların hepsi bu oyunu kopyalıyorlar. İsmini ve logosunu değiştiriyorlar. Piyasaya arz ediyorlar. İnsanlara bu tokenları satıyorlar. Ve iyi para kaldırıyorlar. Illuvium'un grafikleri benim gerçekten hoşuma gitti. Fark yarattığını görebiliyorum. Token ekonomisi sayfasına baktığımda şu sıralar herkesin korkulu rüyası kabusu olan sınırsız arza sahip değiller. Maksimum arzı var. Yani arzı sınırlı. Ama dolaşımdaki arzı düşük. Sandbox falan çok sıkıcı geliyorsa sizin için Illuvium bence tercih edilebilir. Şunu unutmayın benim beğenecek olmam ne yükseleceği ne de düşeceği anlamına gelmez. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Ne alırsanız alın. Projenin CEO'su bile size yatırım tavsiyesi verse ki o bile kendi şirketinin 3 ay sonra ne olacağını bilmez. Ne olursa olsun araştırmanızı yapın. Geldik risklere daha doğrusu endişelerime ben neler düşünüyorum. Decentraland, Sensebox gibi projelerin arsalarını nispeten iyi paralara büyük devasa şirketler satın alıyorlar. Siz de bunu görüyorsunuz. Uuu Nike gibi bir şirket aldıysa ben nasıl almam diyorsunuz. Şirketlerin zaten çok büyük bütçesi var. Şirketler aldı diye atlamayın. O gördüğünüz şirketlerin öyle büyük devasa bütçeleri var ki siz 1 milyon dolara arsa aldı o dediğiniz zaman aslında bu para onlar için çok 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 küçük bir miktar. Reklam bütçeleri devasa ve onlar onlarca yere birkaç milyon dolarlık para ayırabilirler. Onların zaten biliyorlar ki %90'ı sonuç vermeyecek. Ama o sonuç veren %10 onlara çok büyük getiriler sağlayabilir. O yüzden yok Microsoft oradan aldı. Yok Adidas şuradan aldı. Yok şurada tabela satın almış. Kendi logosunu koymuş. Helal. Bunları direkt atlamayın. İkinci endişem hala Facebook yeni adıyla Meta, Microsoft gibi şirketler Metaverse sektörüne gireceklerini açıkladılar. Ama hala kapılar arkasında ne oluyor, neler hazırlıyorlar bilmiyoruz. Ve bu şirketlerin o gördüğünüz projelerden çok 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 daha fazla bütçeleri var. Devasa bütçeleri var. Bazı ülkelerden daha fazla bütçeleri var. İyi ihtimalle projeyi beğenirler. Mesela Sandbox'ı Decentraland'i. Derler ki biz bunu alalım. Siz bir yere kadar getirmişsiniz. Bundan sonra bize verin ve satın alırlar. Siz o zaman paranızı kurtarabilirsiniz. Veya kötü senaryo devasa bütçeleriyle gelirler. Herhangi bir şirket çok iyi bir proje çıkarır. Ve herkes sizin oynadığınız oyunları oynamayı bırakıp oraya gider ve paranız pul olur. Üçüncü risk rekabet aşırı seviyeye geldi. Ha, elbette birden fazla Metaverse projesi olabilir. Nasıl şu an birden fazla sosyal medya platformu varsa, YouTube gibi, Instagram gibi, Twitter gibi, Reddit gibi, Ekşi Sözlük gibi. Birden fazla Metaverse projesi olabilir. Ama biliyorsunuz ben bu işlerin içerisindeyim. Çoğu projenin CEO'suyla falan görüşme imkanım oluyor çok şeyi duyuyorum, biliyorum çıkan projelerin çok büyük kısmının çıkarılma amacı sizin cebinizdeki parayı almak. Mesela az önce bahsettiğim bir sponsor vardı. Ekibi sağlam olmasına rağmen, ortada bir oyunları olmasına rağmen yine de size dedim ki gidin topluluğuna sorular sorun, ekibe sorular sorun, içinizde soru kalmasın. Lütfen, lütfen kendi araştırmanızı yapın. Söylediklerim fikir verebilir, ilham verebilir ama son kararı siz vermelisiniz. Mesela Star Atlas sizi hem vezir hem rezil edebilecek bir proje. Hala öyle. Galaksiler, ufolar, siyaset, müsabakalar, topluluklar. Ama bunlar şu an resimler. Ortalıkta hiçbir şey yok. İnsanlara hayal sattılar ve şu an diplerde geziyor. Ex Infinity. hepimiz yattığımız yerden duralım. Mouse'a tıklayarak para kazanalım. Değer üretmeyelim, bir şey sunmayalım. Yaptığımız yerden para kazanalım. Ben bunların çok sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum. Play to earn çok büyük fırsatlar getirecek. Paralar kazanılabilir ama hiçbir değer üretmeden yattığın yerden para kazanılır mı pek sanmıyorum. Tüm bunların sonucunda Metaverse her zaman diyorum daha yeni doğmuş bir çocuk bile değil. Annesinin karnında 1-2 nokta atışı yapıp iyi oynayanlar bundan 5-10 yıl sonra devasa servetlere sahip olacaklar. Ama lütfen dikkatli olun. Ben sizin para kaybetmemeniz için buradayım ve burada olmaya devam edeceğim. Bizim görevimiz sonraki gelecek unicornları, milyarlık şirketleri şimdiden keşfetmek. Para kolay kazanılmıyor. Araştırmanızı yapın ve uzun vadeli düşünün. Ne dünyanın en büyük şirketleri, ne dünyanın en zengin insanları yaptıkları servetlerini birkaç günde, birkaç haftada, birkaç ayda yapmadılar. Enjin Coin bu aralar radarımda ve hiç fena değil. Hatta bu saydıklarımdan nispeten daha farklı, daha ilginç bir Perspektif üzerine inşa edilmiş bir proje gibi geldi bana. Engine hakkında daha fazla bilgi edinmek. Size bir şey anlatmadan önce emin olmak istiyorum. Konuşmuş olmak için konuşmayayım. Yoksa destek direnç çizmesi kolay. Engine hakkında biraz daha bilgi sahibi olacağım. İyice emin olduktan sonra onunla da ilgili bir video çekebilirim. Görmek isterseniz yorumlarda belirsin. Bu arada hala komisyon vermiyorsunuzdur umarım. Binance Amerika bile sizin için geçerli değil. Bitcoin işlemlerinde komisyon almamaya başladı. Artık komisyon almayan şirketler bir adım daha önde. Aslında bir dönüp baksanız al sat al sat al sat bir sürü para komisyon vermişsinizdir. Biliyorsunuz ben kanalın partneri Quantfury kullanıyorum. Komisyon oranı sıfır. Hem yabancı hisse senetlerine hem de kriptolara bir yerde ulaşabileceğim için bana da kolay geliyor. Telefonu yükleyip Emir David koluyla kayıt olup minimum 50 dolarlık kripto yüklerseniz bu herkes için geçerli. Siz de ben de 250 dolara kadar hisse veya kripto alacağız ücretsiz. Tesla, Airbnb, Amazon hepsine hem erişebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Türk bankaları devasa komisyon alıyorlar. Hem de gayet güzel işinizi kolaylaştıran bir arayüzü var. Ben kullanıyorum ve memnunum. Dediğim gibi ücretsiz hisse kriptonuzu alın açıklamaya gerekli linki bırakacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere